Döneceğiz, bırakacağım seni iskeleye. Hayır. Ben konuşacağım, sen de dinleyeceksin. Ver şu anahtarı. Hayır. Anahtarı mı? Hayır dedim. Verir misin şu anahtarı ya? Hayır, önce dinleyeceksin beni. Dinlemeyeceğim diyorum. Bak, son bir kez dinle, ondan sonra sahile geri döneriz, inerim ben. Şu anahtarı verir misin? Bak, ben konuşacağım, sen dinleyeceksin beni. Cennet, konuşmak istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Seni bu şekilde kendi hatam yüzünden kaybedemem ben. Kaybettin zaten. Anladın mı? Kaybettim, bitti. Ver anahtarı şimdi. Ya tamam ama en azından son kez çabalamama izin ver. Ondan sonra yanaşırız, giderim. 5 dakika. Sadece 5 dakika. Dinleyeceğim 5 dakika. Sonra gideceğiz, tamam mı? Tamam. Seninle tanıştığımızda daha çocuktuk. O zamanlar sen de aynı benim gibiydin. Yalnız. Birbirimize yalnızlığımızdan tutunmuştuk biz. Tabii sonra seni benden aldılar. Ve ben hayatım boyunca seni bulacağıma inandım. Ve buldum da. Sen benim biricik, temiz kalpli acımdın. Ve ben seni Selim olarak buldum. Benim için hiçbir şey değişmemişti. Kalbimdeki Ali Selim'di artık. Tek bir farkla. Ben aşık olmuştum. Ali benim küçüklüğümdü. Selim ise aşık olduğum adam. O günüm ve geleceğim. Bak, ben hayatım boyunca kendim için hiçbir şey yapamadım. Yapmadım. Her zaman insanlara İyi davranırsam, fedakarlık yaparsam beni severler diye düşündüm. Annem bile terk etmişti beni sonuçta. O yüzden kimse beni sevmez. Herkes beni terk eder diye düşündüm. Ben mesela seni severken hiç kendim olamadım. Sen de beni sevmezsin diye düşündüm. Yapamadım. Bazen seni gördüğümde boynuna atlamak, sarılmak, seni öpmek istedim. Ya hatta bazen de değil, seni ne zaman görsem, ne zaman gözlerine baksam istedim. Ama yapamadım. Melisa'ya inandım. Maalesef Melisa'ya inandım. Hani sen bana demiştin ya, sen Melisa'ya inanmayı seçtin diye. Doğru. Ben kardeşime inanmayı seçtim. Bakma bana öyle. Sen şanslı olanlarımızdandın. Seni evlatlık edindiler. En azından anne baba dediğin insanlarla birlikte büyüdün. Benim hiç kimsem yoktu. Pamuğum, babaannem haricinde hiç kimsem yoktu. Öksürdüğünde bile korkuyordum ona bir şey olacak diye. Yaşlandı. Ölünce ben ne yaparım yapayalnız diye diye. Kendimi büyüttüm. Ben ait olamadım belki de bu yüzden hiç kimseye, hiçbir yere.
Sen ben varım, yanındayım dediğin her seferinde korktum bir şey olacak diye. Bizi ayıracaklar diye. Bir şey olacak diye uzak durdum hep senden. Ben Melisa'ya inanmayı seçtim. Çünkü o benim ailem. Ailesiz olmak ne demek sen bilemezsin. Ben kimsesizdim. Bak, ben seninle aile kurmayı o kadar çok istedim ki. Ama ailem sandım. Güvendiğim kişilere sırtımı dönemezdim. İyi değilim ben. İyi olmama izin vermiyorlar. Ama seni o kadar çok seviyorum ki. O kadar çok seviyorum ki ben seni. Tüm hatalarımla, kusurlarımla, yanlışlarımla karşındayım. Baştan konuşmadın benimle bunları. Beni sevmezsin diye düşündüm. Nasıl sevmiyorum? Bilmiyorum ki. Ne olacak şimdi bize? En başa dönelim mi? Nasıl? Bu defa rolleri değişiriz. Sanırım sıra bende. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Ben bana hatırlıyorum. Tamam bozma şu an. Ben hayatımda daha önce hiç böyle şeyler hissetmemiştim. Çok acayip bir duyguymuş. Neymiş o acayip olan? Aşk. Bence hissettiğin aşk değil. Yani sen karşı bir şeyler hissetmiyor musun? İnanmıyor musun bana? İnanmıyorum. İnanmıyorsun yani? İnanmıyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? İnanmıyorsun ya bana. İnanmıyorum. Hala inanmıyor musun? Hayır, inanmıyorum. İnanmıyorsun yani? Hayır, inanmıyorum. Atla istersen. Bize inanıyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.